Herkese merhaba, ben Tahay Altı. Cerrahpaşa Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bayağı bir süredir video atamıyordum. Video atamamamın ana sebeplerinden bir tanesi de aslında bizzat bu videonun konusu. Belli bir süredir USM'in İstatistik sınavına çalışıyordum yoğun bir şekilde ve ayrıyeten okulum da ağır bir şekilde devam ediyor EXA'da. Ekim ayının ortasında tam tarih olarak da 16 Ekim 2022 tarihinde USM'in İstatistik sınavına girdim. Yaklaşık 2 hafta sonra açıklandı ve çok şükür geçtiğimi öğrendim. Ben de kendi deneyimlerimi, çalışma sürecimi, çalışma serüvenimi, kullandığım kaynakları, çözdüğüm denemeleri, denemelerimdeki netlerimi, doğru oranlarımı, sınav günümün nasıl geçtiğini ve okulla USM ilişkisini sizlerle paylaşmak adına bir video çekmek istedim. Bu videoyu da aslında daha erkenden çekmeyi planlıyordum. Bir türlü kameranın karşısına geçip çekemedim. Bugüne kısmetmiş. Bu arada videonun altına açıklama kısmına konuştuğum konuları dakika dakika yazacağım. Videonun sonunda takıldığınız bir yer olursa veya tekrardan dinlemek istediğiniz bir yer olursa ilgili konusunu tıklayarak direkt gidebileceksiniz diyerek yavaştan başlayayım. Çalışma sürecine girmeden önce ilk olarak bu sürece nasıl karar verdiğimden bahsedeyim. Ben daha tıp fakültesine girerken ABD'de uzmanlık yapma fikri, hedefi ve planı olan birisiydim. O yüzden daha 1. sınıftan itibaren bu yolda adımlar atmaya başladım. 1. sınıfım bittiğinde böyle hafif hafif yavaştan Kaplan'ın Lecture Notes, ders notları serisinin biyokimyasına başladım. Ama böyle çok düzensiz, sistematik bir şekilde olmadan düzensiz bir şekilde çalışmaya başlamıştım. Yani belli bir düzenim, bir çalışma planım yoktu. Kafama göre, aklıma geldikçe hafif hafif bakıyordum böyle. Bana sadece böyle aşinalık anlamında katkısı olmuştur. Ama ben asıl çalışmaya 3. sınıf bittikten sonra başladım. Yine Kaplan'ın Lecture Notes, ders notları serisinin biyokimya değildi bu sefer. Diğer kitaplarının anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji kitaplarına çalışmaya başladım. Kitaplar hakkında, kaynaklar hakkında detaylı bilgiye şimdi girmeyeceğim. Videonun ilerleyen kısımlarında, kaynaklar kısmında bu kullandığım kaynaklardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu 4 kitabı çalıştım Kaplan'ın. Ardından olmazsa olmaz diyeceğim kitaplardan bir tanesi olan Patoma'ya başladım. Patoma bir patoloji kitabı. Yazarı kendisi Hüseyin Sattar Hoca, Chicago Üniversitesi'nde patoloji profesörü. Kendisinin yazdığı bir kitap. Bu kitabın aynı zamanda videoları da mevcut. Hoca kitapla eş zamanlı videolar da çekmiş. Ben Patoma'yı baştan sona videolarla birlikte bir defa kendim bitirdim. Sonrasında ilerleyen süreçte bu kitabı videosuz şekilde iki defa daha okuyarak totalde 3 defa okumuş oldum ben bu kitabı. Hani videonun ne gibi katları oldu ilk başta videolarla bunun çalışmanın? Hoca videolarda konuyla alakalı, bağlantılı, ekstra bilgiler verebiliyor. Konuyu daha iyi anlamanız için şematik şeyler çizip size yol gösterebiliyor. Böyle bir katkısı olmuştu. Ben dediğim gibi bunu totalde 3 defa bitirdim bir tanesi videolarla olmakla birlikte. Ardından çizgi film izlemeye başladım. Çizgi film ne alaka diyebilirsiniz. Ama şaka değil, gerçekten çizgi film. Sketchy Micro diye bir kaynak var. Bu çizgi film gerçekten. Bunun Sketchy Pharma, farmakolojiyle ilgili olan da var ama ben Sketchy Mikro'ya bakmıştım. Mikrobiyolojiyle alakalı olanı. Bununla sadece bakteri kısmına baktım. Bu mikrobiyolojiyle alakalı. İnsan aklına daha rahat kalması için böyle çizgi film haline getirilmiş. 5 dakikalık, 10 dakikalık içerikler. Bunun sadece bakteriyle ilgili olan kısımlarını ben totalde 2-3 defa izlemiştim. Boş vaktim oldukça, dışarıdayım diyelim veya okuldayım, böyle bir boş vaktim var. Açıyordum, 5 dakika kulaklığımı takıyordum, dinliyordum bu ders videolarını, çizgi film diyelim. Ondan sonra yine benim için olmazsa olmaz diyebileceğim, çok sevdiğim ve başyapıt olan First Aid kitabına başladım. Bu kitap Kaplan kitapları gibi, ders notları gibi konu anlatım kitabı değil aslında. Spot bilgiler içeriyor diyebiliriz. Yani konular hakkında pek bilgisi olmayan birisinin kullanmasını tavsiye edeceğim bir kitap değil. Konu hakkında bilginiz olduktan sonra bu kitabı kullanmanızın faydası olduğunu düşünüyorum, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle yapmıştım. Bu kitabı da baştan sona bir defa kendim okudum. İlerleyen süreçte de soru çözmeye başladıktan sonra boş vakitlerimde yeniden bu kitabı da iki defa baştan sona bitirerek totalde bu kitabı da 3 defa okumuş oldum. Bunların dışında EXA'dan soru çözerken aklıma takılan yerlere de bakıyordum. Bunları saymıyorum. Bunlar ekstra. Buraya kadar olan kısım konu anlatımla alakalıydı. Ders içeriği okumayla alakalı olan kısımdı. Bu süreçten sonra artık soru çözmeye başladım. Soru çözmeye ısınmak amacıyla ilk olarak First Aid'in Q&A isimli soru bankasına başladım. İçerisinde yaklaşık 1000 tane soru yer alıyor. First Aid ile eş zamanlı gidiyor. Direkt konu bölümleri,
sistem bölümleri birebir aynı. Bunu First Aid ile eş zamanlı olarak beraber çözmüştüm bu soruları. Yani diyelim ki bir konudan mikrobiyolojiden soru çözüyorum. O soruyu çözerken aynı zamanda First Aid'den de mikrobiyoloji yaşayıp sorunun ilgili konusuna bakıp bir yandan da First Aid'i tekrar yapmış oluyordum. Soruları çözmemde de yardımcı oluyordu bana. Ardından bu First Aid'in Q&A soru bankasından sonra benim için asıl kaynak olan, asıl soru kaynağı olan yine olmazsa olmaz diyebileceğim soru kaynağı olarak kesinlikle ama kesinlikle kullanılması gereken, kullanılmasını önerdiğim UWorld'e başladım. USM'in sektöründe soru kaynağı olarak UWorld'den başka bir kaynak tanımıyorum. UWorld'ün içerisinde de yaklaşık 3700 soru bulunmakta. Bu 3700 soruyla kalmıyor sadece UWorld. Her sorunun kendi içerisinde açıklaması da var. Soruları yaptıktan sonra açıklamasını da okuyorsunuz ve bu açıklamalar böyle kısa açıklamalar değil. Bir sayfalık açıklamalar. Yani soru kaynağı olmasının yanında biri de size böyle bir bilgi birikimi de aktarabiliyor. İçerisinde tablolar var, konuyla ilgili videolar yer alıyor. Bir sayfalık yazılar mevcut. Bunların hepsini her sorunun açıklamasını okuyarak UWorld'ün de 3700 sorusunu bu şekilde tamamlamış, bitirmiş oldum. Soru çözme işini de bu şekilde kapattım. Soru çözme işini bitirdiğim vakit benim sınav tarihime bir aylık bir vakit kalmıştı. Ben bu bir ayı da deneme çözmeye ayırdım. Son bir ay içerisinde sadece deneme çözeceğim dedim ve deneme çözdüm. Denemelerde de ilk olarak UWorld'ün denemeleri var 2 adet. UWSA1 ve UWSA2 diye. Bunların açılımları da UWorld Self-Assessment diye geçiyor. Her biri 40'a sorudan oluşan 4 bloktan oluşuyor ve her biri 160 soru yani. Her bir deneme 160 soru. Ardından NBME denen bir kuruluş var. Bunun da denemeleri var 30 adet fakat hepsini çözmek zorunda değilsiniz. Önermem de zaten çünkü yıllar geçtikçe bunlar güncelleniyor. En sonları çözmeniz çok çok daha önemli. Ben 25, 26, 27, 28, 29, 30 yani 25'ten 30'a kadar olan kısımları çözmüştüm denemeleri. Bunların da her biri 50 sorudan oluşan 4 bloktan oluşuyor. Yani her biri 200 soru. Bunlardan sonra USML'nin kendi yayınladığı orijinal her biri 40 sorudan oluşan 3 blokluk 120 soruluk bir denemesi var. Bunu yapmıştım. Bunu çözdüğüm zaman bu Free 120 diye geçiyor aynı zamanda bunun ismi. Tabii resmi bir isim değil ama kişiler öğrenciler arasında Free 120 diye geçiyor. Bunu çözdüğüm zaman sınava benim 4-5 günlük vakitim var. Yani sınavdan bir 4-5 gün önce çözmüştüm ben bunu. Ve sınava bu şekilde girdim. En son bu denemeyi çözmüştüm. Bu geriye kalan 4-5 günlük süre içerisinde de ben önemli konuları not almıştım. Çok çabuk unutulan, sınava yakın tekrar etmem gereken yerleri not almıştım. Ve bunları tekrardan sınava 4-5 gün kala tekrarladım. Sınava 4-5 gün kala olan kısmı da bu şekilde değerlendirdim. Ve sınav günü geldi çattı. Sınav günü de başlı başına detaylı bir şekilde incelenmesi gereken ayrı bir konu. Çünkü sınav günü içerisinde yaptığınız strateji sizin başarınızı çok büyük oranda etkileyecek. Fakat sınav günü geçmeden önce çalışma sürecimde, çalışma serüvenimde bahsettiğim, kullandığım kaynakları daha detaylı bir şekilde ele almak istiyorum derli toplu bir şekilde. Şimdi ilk olarak Kaplan'ın Lecture Notes, ders notları serisinden bahsettim. Ben bunların anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, immünoloji kitaplarını okumuştum. Bunlar ders konu anlatımı olan kitaplar isminden de belli olacağı gibi ve detaylı bir anlatım içeriyor. Kısa sürede bitecek kitaplar değil. First Aid'le karşılaştırıldığında gerçekten çok detaylı bir anlatım içeriyor. Kaplan'ın kaynağı sadece sınav için değil, sınav sonrasında sizin birikiminizi artıracak şekilde tasarlanmış, oluşturulmuş. Sadece sınav için düşünmeyin. Ben sadece sınav için düşünmemiştim bunları çalışırken. Sonrasında da yani benim bilgi birikimimi artacak bir kaynaktı. O yüzden bilgi birikimi gerçekten artırmak isteyen, sadece sınavı düşünmeyen kişilere de tavsiye ettiğim bir kaynak. Ardından Patoma. Patoma bahsettiğim gibi Patoma'nın yazarı Hüseyin Sattar Hoca. Kendisi Chicago Üniversitesi'nde patoloji profesörü. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Bu kitapta sadece patoloji anlatılmıyor. Patoloji dışında Hüseyin Hoca, patofizyoloji, hatta yeri geldiğinde fizyoloji de anlatıyor. Videolarla izlemenin böyle bir katkısı var. Videolarla izlediğiniz zaman hoca videolarında patoloji, patofizyoloji ve gerekli de fizyolojiye giriyor. Size ekstradan da bilgiler verip aklınıza daha çok kalıcı hale gelmesine yardımcı oluyor. Bu kitabı 3 defa okudum totalde ben. Bu çalışma sürecimde benim en sevdiğim kaynaklardan, olmazsa olmaz dediğim kitaplardan bir tanesi. Ben patolojiyi bu kitaptan öğrendim. Patolojinin ayrıca şöyle bir önemi var.
Sınav sonucunuz açıklandığında size bir kağıt geliyor ve bu kağıtta sınav içeriğiyle alakalı yüzdelikleri görüyorsunuz konu konu. Patolojinin yüzdesi %44 ile 52 arasında. Yani neredeyse sınavın yarısından fazlasını patoloji oluşturuyor. Böyle bir öneme sahip patoloji. O yüzden patolojinizin eksik kalması demek sınavda başarısız olmanızla eşdeğer sayılabilir. Öyle söyleyeyim, o derece. Ben patolojiyi bu kitaptan öğrendim. Patoloji altyapımı bu kitapla sağladım. Sonrasında üstüne soru çözümü yaparak, first aid'den bakarak eklemeler inşa ettim. Bu kitap gerçekten önerdiğim bir kitap. Ardından Sketch'i Micro'dan bahsedeyim. Bu çizgi film demiştim. Bakteri, virüs, mantarlar, parazitler hepsini içeriyor. Ben sadece bakteriler ile ilgili olan kısmına bakmıştım. Bu kaynakta her bakteri, virüs, parazitle alakalı 5'er, 10'ar, bazen 2-3'er dakikalık videolar yer alıyor. Ve sizin aklınıza kalacak şekilde tasarlanmış. Bir takım çağrışımlar yapmanıza yardımcı oluyor aklınızda. Mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim ki bir çizgi filmde bir minivan çizmişlerse bu vancomisin antibiyotiği olduğu anlamına geliyor. Diyelim bir tüfek varsa birisinin elinde çizgi filmde izgili bölümde Rifampicin anlamına geliyor antibiyotik olarak. Veya 3 tane diyelim balta resmi var. Bu da sefriaksiyon anlamına geliyor. Siz bir bakteriyle ilgili bir bölüm izlediğiniz zaman, aklınıza üçlü balta geldiği zaman veya minivan geldiği zaman veya silah geldiği zaman direkt olarak o antibiyotiği düşünebiliyorsunuz. Direkt antibiyotiğin ismini ezberlemektense böyle şekiller akla daha kalıcı olabiliyor bazen. Sadece şekillerle değil, renklerle de çağrışım yapıyor. Aklınızda kalmasına yardımcı olacak güzel bir içerik bakterilerin, ilaçların, virüslerin, parazitlerin, mantarların. Çünkü mikrobiyolojide gerçekten çok içerik var ama aklınızda kalmayabiliyor bazı bunlar, unutabiliyorsunuz. Bu aklınızda kalıcı yer edinmesine yardımcı oluyor diyebilirim. Diğer bir olmazsa olmaz diyebileceğim, benim çok ama çok beğendiğim bir başyapıt olan First Aid. Zaten burada bulunuyor şu an First Aid kitabı. Benimki 2021 basım. Bunun şu an 2023'e çıkmıştır diye tahmin ediyorum. 2022'si var. 2023'ü de ya çıkmıştır ya da çıkmaya çok yakındır. Öyle söyleyeyim. Bu kitap olmazsa olmaz. Ben bu kitabı hiç yanı başımdan ayırmıyordum. Bu yazın memlekete orduya gitmiştik. Bunu götürdüm. Yazın yine tatile gittik. Yine bunu götürdüm. Bu kitabı gerçekten yanından ayırmıyordum. Her tarafa götürdüm. Bu kitabın şöyle bir güzelliği de var. Üstünde yazıyor zaten. Öğrenciden öğrenciye rehber diye. Diyelim ki siz insanların aklında kalmasına yardımcı olacak bir böyle tekerleme gibi bir şey buldunuz. Bunu e-mail atıp kitap sahiplerine benim böyle bir fikrim var. Güzel bir fikrim var. Hani kitap ekleyebilirsiniz diye. Kitabın sahipleri, yazarları da bunu mantıklı bulurlarsa kitap yeni basımda sizin dediğiniz şeyi kitaba ekleyip başkalarına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kitabın güzel bir düzeni var. İçerisinde ilk olarak bölümlere ayrılmış. Biyokimya, immünoloji, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji ve toplum sağlığıyla alakalı içerisinde etik, biyosistik gibi konulara yer alan kısımlar var. Ardından bunlardan sonra sistemlere ayrılmış konular. Mesela işte kardiyovasküler sistem, endokrin, gastrointestinal. Bunlar da her biri kendi içerisinde yine bazı bölümlere ayrılıyor. Mesela kardiyovasküler, embriyoloji, anatomi, fizyoloji, patoloji, farmakoloji şeklinde bölümlere ayrılmış. Böyle güzel bir düzen içerisinde yazılmış bir kitap. Bu kitap, şöyle söyleyebilirim, bu kitabın ne eksiği ne fazlası var. Çok büyük katkısı olacağını düşündüğüm kitap. Bu kitabın dediğim gibi ne eksiği ne fazlası var. Tabii bazı eklemeler yapabilirsiniz soru çözerken. Ama ben soru çözerken de hep bu kitabı kullandım. Tekrar yaparken de bu kitabı kullandım. Zaten bu konu altım kitabı değil, spot bilgileri içeren bir tekrar kitabı. Öyle söyleyebilirim. Ben bu kitabı 300 TL'ye almıştım. Şu an doğru fiyatı buraya yazarım ama en son baktığımda indirimli fiyatı 700 civarındaydı. Buraya kadar bahsettiğim kitaplar, konu altım kitapları, ders anlatım kitapları. Soru bankası olarak bu kitabın First Aid'in Q&A diye soru bankası var demiştim. Yaklaşık 1000 soru içerisinde düzeni, düzenleniş aynı bu kitap gibi, bölümlere ayrılış aynı bu kitap gibi. Yani oradan diyelim ki mikrobiyolojiden soru çözeceksiniz. Buradan da aynı şekilde mikrobiyoloji kısmını açıp bakabilirsiniz. İçerisindeki bilgilerden sorular yer alıyor. Hani hem bu kitabı pekiştirmek için size katkısı olabilir. Onun dışında ondan sonra asıl soru kaynağımız olan UWorld. UWorld bizim alışık olduğumuz soru kaynakları gibi değil aslında. Bir kitabı al mesela, ben bu kitabı aldım, artık bu kitap benim. Ama UWorld için böyle bir şey diyemezsiniz. UWorld satın aldığınız zaman sizin olmuyor. Oluyor aslında ama belli bir süreliğine oluyor. Yani sonsuza kadar sizin olmuyor. Üyelik alıyorsunuz.
abonelik gibi ve belli sürelerde kullanabiliyorsunuz. Hani verdiğiniz paraya göre üyeliğinizin süresi değişebiliyor. 1 aylık var, 3 aylık var, 6 aylık, 1 yıllık üyelikleri var. Fiyatları değişiyor. Ben 6 aylık almıştım ve $480 ödemiştim. Tabii paketlere göre bir takım size kıyaklar da sağlayabiliyorlar. Mesela benim aldığım 6 aylık üyeliğin içerisinde bir de bana 2 tane çalışma sürecimde bahsettiğim denemeleri vermişlerdi. UWSA1 ve UWSA2 diye. Bunların da normalde her biri $50. 2 tanesi $100 etmiş oluyor. 6 aylık aldığınızda bu $100'luk denemelerde sizin verdiğiniz ücretin içerisine dahil. Totalde 3700 soru var yaklaşık. Denemelerin her birinde de 160 soru var. 2 deneme 320 soru yapıyor. Soru bankasıyla denemeleri topladığınızda 4000 üzerinde soru yapıyor yani. Soru bankaları, soru kaynakları da bu şekildeydi. Şimdi denemelere geleyim. Daha demin bahsettiğim UWorld'un UWSA1 ve UWSA2 diye 2 tane denemesi var demiştim. Bunlar güzel kaynaklar, güzel denemeler, gerçeğe yakın denemeler. Ve siz bu denemeleri çözdüğünüz zaman size bir puan veriyor. Gerçi şu an USM'in step 1'de puan kalktı, pass and fail, yani geçtin veya kaldın, geçmedin şeklinde. Ama yine puan sizin geçip geçmediğiniz anlamınıza yardımcı oluyor. Ve her denemenin sonunda size yüzdelik oranınızı veriyor, ne kadar doğru yaptığınıza dahil. Ben bu iki denemede %80 oranında doğru yapmıştım. Yani soruların %80'ini doğru yapmıştım. Sonrasında NBME denemelerinden bahsettim. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bunlardan bahsetmiştim. Bunlarda da total her birinde 200 soru yer alıyor. Bunlar da gerçek denemeye çok yakın. Gerçek sınava çok yakın olan denemeler. Yani şöyle, gerçek sınavı ben NBME denemeleriyle UWorld arasında değerlendirebilirim. UWorld uzunluğu ile NBME uzunluğu arasındaki sorular, zorluk açısından da, soruların uzunluk açısından da. NBME denemelerinde de yaptığım doğru oranlarını şu an buraya koymuş olacağım. Sağıma veya soluma bilmiyorum şu an. Editlerken nereye koyarsam artık. Yaklaşık bu denemelerden de sonlara doğru gitgide 25-30'a doğru oranlarımı artırmıştım. 20-30. Denemede %84 oranında bir doğru oranı yakalamıştım. Sonrasında en son olarak da sınava 5 gün kala USMLE'nin kendi orijinal yayında da 120 soruluk bir denemeden bahsetmiştim. Free 120 diye geçiyor. Bu denemedeki doğru oranım da %85'ti. Yani soruların %85'ini doğru işaretlemiştim. Bu sorular da gerçeğe yakın sorulardı, içeriklerdi. Kullandığım kaynaklar ve denemeler de bu şekildeydi. Şimdi sınav günümün nasıl geçtiğini geçebiliriz. Sınav günü de başlı başına apayrı detaylı incelenmesi gereken bir konu. Sınav 8 saatlik süren bir sınav. Totalde 45 dakikalık bir mola süreniz var. Ve bunu sizin ayarlamanız lazım. Mesela siz isterseniz sadece bir tane mola verebilirsiniz. 45 dakikalık büyük. Yan gelip yatıp yemeğinizi rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Veya ikiye bölersiniz, 20-20 dakika yine rahat olursunuz. Veya benim yaptığım gibi her bloktan sonra 5-6 dakikalık küçük molalar verebilirsiniz. Ben böyle yapmıştım. Sınavda 7 blok yer alıyor. Her biri 40 sorudan oluşuyor ve her blok arasında mola verme ihtimaliniz, şansınız var, size kalmış. Ben hepsinde mola verdim. 5-6 dakikalık molalar verdim. Kimisi 7-8 dakika oldu. Sınav günü size bir dolap veriyorlar orada. O dolaba eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Dolabınız oluyor. O yüzden şahsi eşyalarınız dışında ekstradan bir takım eşyalar da götürebiliyorsunuz. Ben neler götürmüştüm? Şöyle göstereyim hemen. Ben 1 litrelik su götürdüm yanıma. Sonra şöyle bir termos filtre kahve götürdüm. Şöyle bununun bu 8'li kruvasanını almıştım. Götürdüm sınav alanında yemek için. Ceviz götürdüm şöyle. Her sınav arasında cevizden 3-4 tane almıştım. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Kulaklık, sınav merkezi biraz gürültülü bir ortamda. İşlek bir caddenin yanında. Arabalar geçip ses çıkarabiliyor. Şöyle kulaklık almıştım ben. Ve yanıma kulaklık götürdüm. Böyle kulak içi kulaklık, kulağınızın içine koyuyorsunuz. Ve dışarıdan ses gelmesine engel. Kulaklığı direkt böyle paket haline içeri sokamıyorsunuz. Kutusunu açıp şöyle avucunuzun içine direkt kulaklığı koyup götürmeniz gerekiyor. Sınav sonucunuz sınavdan 2 ila 4 hafta sonra açıklanıyor normalde. Benim yaklaşık 2 hafta sonra açıklanmıştı. Benim sınavım güzel gitmişti. Ben mutlu ayrılmıştım. İçim rahattı ama ister istemez insan açıklanana kadar böyle içi biraz huzursuz olabiliyor. Tam anlamıyla insan sınav açıklandıktan ve beklediği bir yerden sonra mutlu oluyor. İçi rahatlıyor. Şöyle sınav pass and fail oldu demiştim. Yani geçtin veya geçmedin kaldın şeklinde puan açıklanmıyor. Ama benim sınavım iyi geçmişti ve iyi puan bekliyordum. Puanı sistemde kalması sınavını isterdim. Çünkü iyi bir puan bekliyordum yani. Dediğim gibi içim rahattı. Ama sınav açıklandığı zaman çok çok daha rahatladım diyebilirim. Son olarak da çok kısa şekilde okul ve USM'in ilişkisine değinmek istiyorum. Tıp fakültesi hayatımda USM'in step 1'e çalışmak yaptığım en iyi iş ve aldığım en iyi karar diyebilirim. Ve şunu da söyleyeyim. USM'in step 1'e girmeyecek insanların bile, öğrencilerin, kişilerin bile USM'in step 1'e çalışmasını son derece tavsiye ederim.
Çünkü acayip soluyor okula. Ben bu sene işte kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon, psikiyatri stajlarını aldım. Okulda dersleri stajlara zaten hali hazırda var olan bilgilerimle gidiyorum. Okulda gördüğüm, diyelim ki 10 tane şey gördüysem zaten 8 tanesi bildiğim şeyler oluyor. 2 tanesi de günlük hayatta pratik öğrenebileceğim bilgiler. Hali hazırda var olan bilgilerimle gidiyorum zaten dersleri. Bu noktada acayip muazzam bir katkısı oldu okula da. Gerçekten çok rahat ediyorum. Yeni bir şey görmüyorum diyebilirim yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve katkısı olmuştur sizin için. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa veya tekrardan dinlemek istediğiniz herhangi bir konu varsa bahsettiğim gibi videonun altında açıklama kısmına konuları dakika dakika yazmış olacağım. İlgili konuyu tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. Eğer ki hala aklınızda soru işaretleri varsa yorum kısmında bana istediğiniz gibi sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.